LGS'ye son 84 gün. Havalar ısınmaya başladı. Tatiller geliyor ama bizler LGS'de başarılı olma isteğimizden vazgeçmiyoruz. Tatili bir fırsat bilip çok daha iyi çalışıp çok daha iyi liseleri kazanacağız. Bakalım günün sözüne Rita Levi diyor ki: "Her şeyden önce zor anlardan korkmayın. En iyisi onlardan geliyor." Gerçekten de önümüze zor bir an geldi. Nedir? LGS. Gerçekten böyle duruyor. Hadi bakalım. Beni aşabilecek misin? Bakalım iyi bir lise kazanabilecek misin? diye bize resmen karşımıza geldi. Şimdi birincisi öncelikle mücadele ediyoruz. Zor bir an. Zor anlar bize mücadele azmi kazandırıyor. İkincisi sabrediyoruz. Vazgeçmiyoruz. Sınavlarda, denemelerde yanlışlar yapsak bile üzerine üzerine gidiyoruz. Ve en sonunda da lezzeti elde edeceğiz. Gerçekten bu sene yani 8. sınıf senesi en güzel senelerinizden biri olacak. 9. sınıfa, 10. sınıfa geçtiğinizde. Niye biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki vay be Ciddi ciddi sıkıntılar çektim. Üzerine gittim. Bu zor anı başardım. Ve artık başarabileceğime inanıyorum. İleride üniversite sınavına girerken, ileride başka bir şeyler yaparken de vazgeçmeyip çalışınca halledebileceğimi biliyorum diyeceksiniz. Ve tabii ki belki süper mükemmel bir lise kazanmasanız bile, tahmin ettiğinizden daha farklı bir lise kazansanız bile artık çalıştığınızda bazı şeyleri değiştireceğinizi göreceksiniz. Ve şunu da unutmayın. Çalışan insanlar, çalışmayan insanlardan her zaman bir adım önde olacaktır. Gelelim günün yorumuna. Esra Nur Altıntaş 95 beni almış. Sorularım şunlar diyor. Hocam matematik netlerim bir türlü artmıyor ne yapmalıyım? Birincisi matematik gerçekten zor. Fen, Türkçe sosyal yani inkılap tarihi, İngilizce ve dini bir kere çok iyi yapmaya bak. Sonrasında matematik yine ağırlık vermeye devam et. Dolayısıyla eğer bir kısımda zayıfsan, matematikte zayıfsan diğer tarafa çok iyi yüklenebilirsin. Yeni nesil matematik çözemiyorum. Buna nasıl çözüm yolu bulabilirim? Bununla alakalı bulabileceğimiz çözüm yolu şu. Her zaman söylüyoruz. İlk başta temel sorular çözüyoruz. Sonra orta seviye sorular. Sonrasında yeni nesil, yeni nesil dediğimiz sınav tarzı sorular çözüyoruz. Bu sınav tarzı soruları da Sabrederek çözüyoruz. İlk başta beş dakika veriyoruz bir soruya, sonra dört dakika, sonra üç dakika, zamanla iki dakikaya ulaşıyoruz. Ama söylediğim gibi, matematikte senin morali bozan soruların intikamını fen, Türkçe, inkılap, din ve İngilizce'yi çok iyi yaparak alabilirsin. Kontenjanlar arttı, doğru. Ama yüzdelik dilimi ve taban puanlar artacak diyorlar, doğru mu? Ne derlerse desinler. Çalışırsan mutlaka başarılı olursun. Bu ne demek? Şu demek. Şimdi diyelim ki. Hani okullarda bir kanaat notu vardır ya sözlü notu. Sen yazıldan 85 almışsındır. Arkadaşın 90 almıştır ama hoca kanaat notu olarak sana biraz iyi bir not verir. Ve sen ortalamada ondan daha yüksek bir karneye sahip olursun. İşte LGS de böyle bir şey. Gerçekten gayret gösteren bir öğrenci. Kitap okuyan, deneme çözen, vazgeçmeyen bir öğrenci. Sınava girdiğinde ister istemez bazı düşüklükler yanlışlar yapsa bile... Çıktığında diyor ki ya ben bir sürü yanlış yaptım. Aslında çalışmıştım ama niye böyle oldu diyor. Sonradan bir bakıyor ki diğerleri daha fazla yanlış yapmış. Diğerleri daha fazla stres yapmış çalışmadıkları için. Ve toplamda sıralama olarak onun önüne geçiyor. Dolayısıyla biz gayret gösterdiğimizde çalıştığımızda sıralama olarak önlerde oluruz. Ve dilimler bir şekilde bizim lehimize işler. O yüzden gayret gösterip çalışmamız lazım. Bu bir adeta sıralama sınavı. Mesela diyelim ki şuraya en önce varan, en önce varan kişi birinci olacak. Bu ikisi yarışıyorlar. Böyle de yarışabilirler. Yavaş yavaş da yarışabilirler önemli olan kesin olan bir şey varsa en ön sırayı kapan kişi başarılı olacak. O yüzden biz diğerlerinden daha fazla çalışırsak inşallah hedeflerimize ulaşırız. Matematik netlerim 3 veya 4 oluyor. Netlerim artınca moralim bozuyor. Ne yapalım? Az önce söylediğim şey çok önemli. 3-4 gerçekten birazcık düşük bir net. Ama ama hiç endişelenmemize gerek yok örnek sorulardaki netlerin önemli. Bazı sınavlar çok zor olduğu için bazen gerçekten çok düşük çıkabiliyor. Eğer örnek sorulardaki deneme sınavlarında veya geçen seneki LGS'de, bir önceki sene LGS'de kaç yapıyorsan onun üstüne çıkabilirsen, netlerini 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a çıkarabilirsen, diğer derslerde matematik, fen, Türkçe, inkılap, dini de çok iyi yaparsan gerçekten hayallerindeki liselerden bir tanesine erişebilirsin. Ha <laughs> muhteşem ötesi süper bir lise belki biraz zor olabilir matematik düşük olduğu için. Ama yine iyi bir liseyi çok iyi bir anadolu kazanabilirsin. Hedeflediğim lisenin resmini kocaman odama astım. Tebrik ediyorum seni. Anne ama 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 ya, arkadaşlarım asla yapamayacağım düşünerek bakıyorlar. Bir kere babanın böyle yapması çok kötü bir şey. Babanın sana tamamen destek vermesi lazım. Babana de ki baba sen benim bir tanemsin. Sen benim yani her şeyimsin. Sen bana çok esas destek vermek isteyen sen olmalısın demen lazım. Dolayısıyla babandan desteği daha fazla istemelisin. Baban da sen kazansan da kazanmasan da zaten seni çok sevdiği için gülüyor. Yani kızım diyor buna gerek yok. Ben seni zaten çok seviyorum. Sen süper bir yer kazansan da kazanmasan da sen benim için dünyada bir tanesin diyor. Bu kesin. Ama arkadaşların asla yapamayacağını düşünüyorsan birincisi aslının lisesi kazanmak için çalışmaktan vazgeçme. Ama tabii çok çok yüksek puanlı bir lise astıysan, hani birazcık ya burayı da kazanamazsın sen diyorlarsa orada hedefini yüksek tut. Önemli değil. Sen o liseyi kazanamasan bile ondan bir tık daha düşük bir lise kazansan bile gene diğer arkadaşlarından yani çalışmayan, vazgeçen arkadaşlarından daha iyi bir okula girmiş olursun. Yani şunu demek istiyorum. Sen atıyorum Galatasaray Lisesi'nin resmini atsın. Galatasaray için koşturuyorsun. Hayalin çok yüksek. Ama sınavda şöyle oldu böyle oldu. Galatasaray olmadı da diyelim ki Kabataş Lisesi oldu. Yani biraz daha düşük puanlı bir lise oldu. Ama sen Kabataş'a girdin. Sen yine iyi bir liseye girdin. Diğer seni ya bu yapamayacak boşuna çalışıyorsun Diğer arkadaşlar ise Kabataş'a da girememiş olacaklar. Niye? Çünkü onlar hiç çalışmadılar. Onlar hiç gayret göstermediler. Sen şu anda Kabataş'a olmuş olacaksın. Hayalle kavuşamamış olacaksın ama önemli değil. Gene Kabataş gibi liseye girmiş olacaksın. Tabii ben örnek vermek için söylüyorum bu arada. Bu çok yaşanıyor. Mesela benim bir öğrencim vardı. İlla Robert sesine girmek istiyordu. Deli gibi çalıştı. Robert de odasını asmıştı. Robert, Robert, Robert dedi. Olmadı. Robert'i kazanamadı ama Üsküdar Amerikan Lisesi'ni kazandı. Gene çok iyi bir liseyi kazandı. Yani bazen hedefine ulaşamadığın zaman bile esasında çok büyük bir hedefe ulaştığının farkında olmuyorsun yani. Devam edelim. Bizim okulda denemelere habersiz yapıyorlar. Aa, ben de kendimi hazır hissetmediğimde daha stres oluyorum. 299 300'e kalıyorum ne yapabilirim? Bir kere LGS habersiz olmayacak. LGS'nin tarihi belli. Okulda habersiz yapılan denemelerde aldığın puanlar senin için belirleyici değil. Ama şu da var. Gerçek sınavda birazcık heyecan yapacağını için Esra Nur bu tarz böyle haber denemeleri de gerçek sınav provası gibi düşünebilirsin. Yani her zaman hazırlıklı olman gerekiyor. Tabii bir de şu da var. Sen LGS'ye girmeden önce gün dinlenmiş olacaksın, uykunu almış olacaksın, motive olmuş olacaksın, önceden çalışmış olacaksın. Dolayısıyla çok daha iyi puanlar yapacağını düşünüyoruz. Antalya'dan bir okul yapar mısınız? Antalya'dan okullar yapıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Antalya'da birçok okulu tanıtıyoruz. Hocam sözelde İngilizce'de çok sorun yaşıyorum. Sorunun kökünü bile anlamıyorum. Nasıl düzeltebilirim? Sorunun kökünü bile anlaman için dediğimiz gibi kelime ezberi yapman lazım. Kelimeleri bilirsen İngilizce çok rahat halledebilirsin Esra. Notre Dame'ın kamburu Victor Hugo'nun kitabı gerçekten nasıl bir kambur diyorsunuz kalın bir kitap. Çok güzel bir eser. Belki bunun filmini izlemiş olanlar da vardır. Birazcık uzun bir roman. E, romantik yazar Victor Hugo'nun eseri. Fakat bizler çok iyi biliyoruz ki bu tarz eserler okuduğumuza hem kelime dağarcığımız artacak hem de yeni soruları çok daha iyi yapabileceğiz. Gün okuluna baktığımızda Tekirdağ Anadolu sesini görüyoruz. 6.14 bakın. Dilimi 6.14 mühendislik tıp, hemşirelik çok büyük başarılar elde etmiş. Tekirdağ tebrik ediyoruz. Günün kaynağına baktığımızda 8.2 akıl haritaları seti. Bunlar sizin motivasyonunuzu artırıcı setler. Nasıl? Şöyle göstereyim mesela. Diyelim ki öğrenmeniz gereken konular. Diyelim ki burada matematik şöyle açıyorum. Akıl haritaları setini şöyle açaraktan göstereyim. Bir daha iyi anlayın. Şöyle kopardım pıt diye. Bu haritaları odanıza astığınız zaman test çözerken çok daha e, fazla zaman kazanırsınız. Yani grafik çizme konusunu öğrenirken kitaptan böyle mesela alıyorsun böyle. Ya neredeydi grafik çizme ya? Şöyle diyeceğine odan da tam karşısında o olduğu zaman grafik çizme buymuş diyorsun. Test çözerken tak buraya bakarsın. Tak buraya bakarsın. Ve bunun gibi çok artıya odan astığın zaman aynı zamanda motivasyon da artırmış olursun. Hani böyle Fenerbahçe fanatikleri Fenerbahçe posteri asar. Ne bileyim Metallica fanatikleri Metallica posteri asar. E sen de LGS fanatiysen bunu asmış olursun. Aynı zamanda içinden de akıl notları gibi bir şey çıkıyor. Bu da yazılardan önce, sınavlardan önce tüm ikinci dönemi rahat rahat tekrar edebileceğin süper bir kaynak. Bunlar da LGS'de normal sınavlarında sana çok ciddi faydası olabilecek bir ürün taşınabilir. Geldik buraya. Yani ben bu akıl haritalarını motive edici yönü seviyorum. Ben sınav hazırlanırken tüm öğrenmem gerekenleri karşıma asmıştım. Şimdi artık akıl haritaları var. Günün sorusu kolonya karışımı damıtma yoluyla bileşenlerine ayrıldığında kolonyada hangi değişim gerçekleşir demiş. Yine her yerden kolonya çıkıyor. Bu soruyu da yapmanızı istiyoruz. Günün giyine baktığımızda her zamanki gibi geyik tonmuş var. Ödevler, kurs, dizi, oyun, uyku, plan, film, deneme. Kafası karışmış ama hiç gerek yok. Planımızı yaptığımız zaman uyuyacağımız saat belli günde veya gün aşırı izleyeceğimiz film belli. Haftada kaç deneme yapacağımız belli. Bazen bir iki diziyi takip edebiliriz. Dinlenmek de hakkımız. Dinlenmek de çalışmaya dahil. Ödevlerimizi zaten yapıyoruz. Kursu zaten şu anda bu tatilde sizlerin yanındayız. Çok iyi bir şekilde sizlere e, uzaktan süper eğitim vereceğiz sizlere. Çok iyi hazırlayacağız hiç merak etmeyin. Oyunda arada bir oynayacağız tabii dinleneceğiz. Ödülü sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. LGS'deki başarı isteğimizden vazgeçmiyoruz. Bizler sizin yanınızdayız. Sizlerin de orada çok iyi çalıştığınızı biliyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin.